Ispanaklı mısır ununu sebze keki için gerekli malzemelerimiz şöyle. Bir kase kadar taze ıspanak veya dondurulmuş ıspanak. Şöyle büyük boy olursa yarım haşlanmış kırmızı pancar veya bir adet küçük pancar. 50-100 gram arası kadar herhangi bir çeşit peynir. Küçük bir parça brokoli veya karnabahar olabilir. Bir tane orta boy havuç, bir tane orta boy patates, bir tane orta boy kereviz, yarım veya çeyrek kuru soğan, tuz, bir paket kabartma tozu, bir çay bardağı mısır unu, bir su bardağına yakın tam buğday unu, bir su bardağı süt, yarım çay bardağı zeytinyağı, 2 tane yumurtaya ihtiyacımız var ve şöyle bir tane dikdörtgen kek kalıbı. Havuçtan başlayarak sebzeleri rendeleyeceğim. Şöyle rendeleri tarafıyla. Daha sonra rendelenmiş sebzeleri bu ayarlık zeytinyağında birazcık öldüreceğim. Bu soğanı gelişigüzel doğradım. Yarım çay bardağı zeytinyağını buraya ilave ettim. Şimdi sebzeleri de rendelemiştim biliyorsunuz. Hepsini birlikte zeytinyağında soteleyeceğim. Hem pişecekler, birazcık dirikleri gidecek, hem de suyunu uçurmuş olacağız. Pancarı haşladığım için önceden onu şimdi gelişigüzel bıçakla kıyacağım. İsterseniz tabii blenderdan çekerek püre haline de getirebilirsiniz. Bu aşamada birazcık da tuzunu ilave edelim. Zaten tuzlu bir kek yapıyoruz sebze keki. Şimdi bu sotelediğim sebzeleri tavadan alıyorum. Aynı tavada hemen ıspanakları rendeleyelim. Ispanakları ilave ediyorum. Üzerine kapak kapatıp yumuşamalarını sağlayacağım. Parçacık brokolim de vardı. Bir an onu unutmuşum. Şimdi onu da hemen ıspanakların yanına böyle ufak çiçek parçalarına ayırıp atıyorum. Birlikte onlar da bir ön pişme olmuş olacaklar. Evet, sotelediğim ıspanakları da şöyle bir kaseye alıp hemen onları da soğumaya bırakıyorum. Şimdi 2 tane yumurtayı kaseye kırarak çırpacağım. Şimdi sütünü ilave ediyorum. 1 su bardağı süt. Haşlanmış beyaz peynir kullanıyorum ben. Dilerseniz kaşar peyniri olur, lor, çökelek, böreklik peynir, istediğiniz bir peynirden kullanabilirsiniz ya da hiç peynir de koymayabilirsiniz. Peynirle beraber de karıştırıyorum biraz. Şimdi unları ilave edeceğim. 1 çay bardağı mısır unu kullanacağım demiştim. Onu ekledim. 1 su bardağına yakın da tam buğday unu ilave ediyorum. Şimdi birazını ayırdım. Gerekirse ekleyeceğim. Bu aşamada kabartma tozunu ilave ediyorum. Bir paket. Şimdi çırpma telini artık çıkartıyorum içinden. Çünkü bundan sonra kaşıkla karıştırmaya ya da spatula karıştırmaya devam edeceğim. Sotelediğim sebzelerimi ekliyorum. Zeytinyağında pişirmiştim biliyorsunuz. Yarım çay bardağı zeytinyağı kullandım. Ispanakları da ekliyorum. Pancarı ilave ediyorum. Ve şimdi güzelce karıştırıyorum. Tuzunu da sebzeleri sotelerken eklemiştim. kalan unumu da ilave ediyorum. Tekrar söylüyorum, 1 çay bardağı mısır unu, 1 tam su bardağına yakın, yani böyle ağız payı kadar eksikti sadece. Tam burada unu kullandım. 1 paket kabartma tozu. Şimdi birazcık ayçiçek yağı, sıvı yağ ile kabuklarımı yağlıyorum. Burada da pratik bir bilgi, bir püf nokta söylemek gerekiyor aslında. Eğer böyle derin dikdörtgen tarzı kalıplara yaparsanız böyle ağır malzemeli, sebzeli, meyveli keklerinizi ağzına kadar doldurmayın. Çünkü hem kabarma payı kalması lazım hem de içinin ağır kalmaması lazım. Ya böyle kare, yuvarlak, daha büyük bir kalıba boşaltın veya bu şekilde 2 kalıba paylaştırın ki içi ağır kalmadan pişsin. Şimdi ben de aynı şekilde hamurumu her 2 kalıba şöyle paylaştıracağım. Şimdi önceden ısıttığım 180 derece fırına gidiyoruz. Keklerimiz fırından çıktı. Soğuyuncaya kadar bekleyecek. Soğuduktan sonra dilimleyip servis edebiliriz.